Söz. Ses.
tegen Antwerpen. Ja. Insecten. Dat blieft. Ik voel twee insecten op je rug. Kan dat? Ja, vlinders. Slovenië, Slovenië. Zo, hè. Ene moto, oranje. Pas erop. Zenit. Oui, oui, bien. Je hebt een vriendin, Julie de... Ja. Een boeiend liefdesleven. Drie, vier... De vierde, daar zwijg ik meestal over, dus dat weten niet veel mensen. Hoe is mijn spierscheur? Maison rouge, balcon, blanc. Ja. Ik zie geld, ik zie transacties. Maar kent je rekeningnummer van buiten? Ik denk dat ik het wel weet. Je staat wel negatief op je bankrekening. Ja? 9-7. Last month, you spent 200 euros on alcohol. Vorige maand 300 euro aan kleding gespendeerd. 8. Ja. 5. Voor een huis dat van eigenaar gaat veranderen. 795.000 euro. Ja, maar eigenlijk. 41. Ja. Is dat juist? Ja, dat is juist. Oh my god. Oh man. Ah, dat vind je eng. Arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Evet, her şeyimiz internette. Bunu gösteren bir videoydu. Önce bununla başlamak istedim. İsmim Alperen. İstanbul Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde komiser. Sesim geliyor mu? İstanbul Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nde komiser olarak görev yapıyorum. Yaklaşık 5 yıldır. Önceden adımız bilişim suçlarıydı. Şimdi siber suçlar oldu. Yaklaşık 5 yıldır bilişim suçlarında çalışıyorum. Çok farklı birimlerde çalıştım. Kredi kartı dolandırıcılığından interaktif dolandırıcılığa kadar, sosyal ağlardan hackerlara kadar birçok birimde 5 yıldır çalışıyorum. Genelde sizin gibi arkadaşlarla ilgili sunumlar talep edildiği zaman çağımızın en büyük hastalığı ya da en güzel şeyi olarak ifade edilen internetin kullanımı, sosyal medyanın kullanımı ile ilgili bilgiler paylaşmak, sizi bilinçlendirmek bizim açımızdan daha faydalı gözüküyor. Onun dışında sunumun bitiminde eğer sormak istediğiniz sorular varsa ki olacaktır muhtemelen bu kadar genç nüfusun siber suçlarla ilgili merak ettiği çok fazla şey vardır diye düşünüyorum. Eğer bunlarla ilgili sorularınız varsa o sorularınızı da sunumun sonunda alacağım. Genel lise çağ mı yoksa lise değil mi? Evet arkadaşlar, öncelikle emniyette bilişim suçları diye bir birim var mı? Bu alanda çalışan uzman polisler var mı? Evet, 2007 yılında ilk defa ki 2007 yılı öncesinde de bu tür çalışmalar yapılıyordu. Fakat 2007 yılında İstanbul'da Bilişim Suçları ile Mücadele Şube Müdürlüğü kuruldu. 2007 yılından beri biz hacking suçları, online bankacılık ve kredi kart suçları, online kumar ve istismar, sanal devre ve adli bilişim gibi alanlarda faaliyet gösteriyoruz. Türkiye'de genel anlamda internetin kullanımına ki bizim ülkemizde internet denince en başta akla sosyal ağlar geliyor. Sosyal ağ kullanımına bakıldığı zaman dünyada 2.1 milyar internet kullanıcısı, 1 milyar Facebook kullanıcısı ve Facebook kullanımında ülke olarak dünyada 6. sıradayız. Şu an
en son istatistiklerde 5'e çıktık diye biliyorum. Yani her geçen gün aslında artan. Bundan birkaç sene önce de 7. sıradaydık. Ve Avrupa'da da 1. sıradayız. Türkiye'de ise baktığımız zaman şu an nüfusumuz zannedersem 80 milyona ulaştı. 70-80 milyon civarı. Türkiye'de 30 milyon, neredeyse yarısı kadar internet kullanıcısı var. Fakat 32,5 milyon Facebook kullanıcısı var. Çok garip bir rakam değil mi? 30 milyon internet kullanıcısı var ama 32,5 milyon Facebook kullanıcısı var. Demek ki evinde internet olmayıp internet kafelerden ya da işte diğer internete bağlı yerlerden internete girip sosyal ağları kullanan insanlar da var. 15 milyon kişi aktif olarak kullanıyor ve bunların internet kullanımında ve diğer sosyal ağların kullanımında erkekler baskın, biraz daha baskın. %63'ünü erkekler oluşturuyor. Zaten şu salona baktığımızda da bunu görüyoruz. Yani yoğun olarak erkekler var. %63'ünü erkekler, %37'sini kadınlar oluşturuyor. Çocuklarda ise sosyal ağ kullanımına baktığımız zaman 18 yaş altı Türkiye'de 24 milyon çocuk var. Ve 9 milyon çocuk günde 1 saatten fazla internet kullanıyor. Amerika'da yapılan araştırmalara göre bir insanın günde ekran başında kalma süresi 2 saati geçmemesi gerekiyor. Yani bu televizyondan tutun bilgisayara kadar, tablete kadar hepsini, fizyolojik sağlığımız açısından da bu böyle, 2 saati geçmemesi gerekiyor ama biz 1 saatten fazla internet kullanıyoruz ki gününü internet başında geçiren insanlar var. Yani bizim şubede biz çok fazla karşılaşıyoruz. Günde 16 saat, 17 saat internetin başında duran gençler var. Ki geçmiş zamanlarda ben hatırlıyorum, Counter Strike oynarken ölen çocuklar vardı. Hiç duydunuz mu böyle bir şey? Duymuşsunuzdur haberlerde. Hatta bir tanesi Kore'de yaşandı diye biliyorum. Çocuk Counter Strike oynarken artık ekranın başında o kadar fazla kalmış ki artık orada ne geçirdiyse, kalp krizi mi geçirdi ya da o ekranın o radyasyonun etkisiyle, tabii ki Counter Strike'da korkudan ölmüyor yani çocuk. Ondan sonra o ekranın etkisiyle çocuk ekran başında ölüyor. Ve çocukların internet kullandığı evlerde babaların yarısı, annelerin ise dörtte biri internet kullanıyor. 6 milyon çocuk aktif Facebook kullanıyor. Ve çocukların yarısı Facebook hesabını herkese görünür şekilde ayarlıyor. Bizim asıl üzerinde durmak istediğimiz konu da bu zaten. Yani Facebook ve sosyal ağ kullanımında, ki dediğim gibi Türkiye'de sosyal ağ dendiği zaman herkesin aklına öncelikli olarak Facebook geliyor. Facebook ve sosyal ağ kullanımında bilinçli kullanım nasıl olmalı? Daha bilinçli nasıl kullanabiliriz? Bunu aşılamamız gerekiyor sizlere ve ailelerinize. Yani sizler ve aileler arasında ciddi uçurumlar var. Şimdi iletişimde iki tane kavram var. Bir tanesi dijital yerliler, bir tanesi dijital göçmenler. Hiç duydunuz mu bu kavramları? Sizler dijital yerlilersiniz. Yani bu dünyada doğdunuz aslında. Bu dünyayla bütünleşik devam ediyorsunuz hayatınıza. Anneleriniz, babalarınız ise dijital göçmenler oluyor. Çünkü bu dünyayla onlar yeni karşılaştılar. Sonradan hayatlarına girdi ve bu hayata göç etmeye çalışıyorlar. Yani bu hayatı anlamaya çalışıyorlar, sizi anlamaya çalışıyorlar. Anlayamadıkları yerlerde farklı olumsuz yaklaşımlar sergileyebiliyorlar. Dolayısıyla çocukların, yani gençlerin, ergenlerin bilinçlendirilmesi kadar ailelerin de bilinçlendirilmesi bu noktada çok önemli. Ben genel katılımın sizin yanınızda ailelerin de olacağını düşünmüştüm açıkçası. Artık siz bunları ailelerinize anlatırsınız. Evet, şubemize bilişim suçlarında biz daha önce aslında çocukların cinsel istismarı ya da işte sizin gibi 18 yaşının altındaki, yani Türk ceza, daha doğrusu Türk hukuk sisteminde 18 yaşın altı çocuk olarak tanımlanıyor. Genel araştırmalarda ya da genel şeylerde, tıp dünyasında da aynı şekilde 11-13 yaş arası, yani ergenlik kavramından bahsediliyor. 11-13 yaş arası kızlarda, 13-15 arası erkek, 13-15 yaş arası erkeklerde ergenlik kavramı, ergenlik o dönemde başlıyor. Birçok mağdur çocukla karşı karşıya kalıyoruz. İstanbul Emniyeti olarak bilişim suçlarının yanında çocuk şubeleriyle de ortak çalışmalar düzenliyoruz. Ve mağdur çocuklara baktığımız zaman bunların içerisinde ödev ve ders paylaşımı için sosyal ağ kullanan çocuklar var. Yani
ödev yapmak için internetin başına geçiyor ama çok farklı dünyalara giriş yapabiliyor. Hatta bebekler için, yani bebek derken kız çocukları için, 9 yaşındaki, 8 yaşındaki kız çocukları için internette bebek giydirme şeyleri var. Program, daha doğrusu oyunları var. İnternet üzerinden online oynanan. O oyunların oynandığı yerlerde bile pornografik içerikli reklamlar yer alabiliyor. Dolayısıyla o yaştaki bir çocuk pornografik reklama o bilince sahip olmadığı için tıkladığı zaman çok farklı şey, çok farklı şeylerle karşılaşabiliyor. Bu da daha sonra onun mağdur olmasına sebep olabiliyor maalesef. Oyun paylaşımları için sosyal ağ kullanan çocuklar, bunların mağdur olduğunu görüyoruz. İşte ne var bunların içerisinde? Mesela item. Çoğunuz biliyordur itemları. Karakter. Bilmeyeniniz var mı item? Ya da bileniniz biliyor musunuz? Salondan hiç tepki alamıyorum. Hiç oyun oynamadınız mı siz online oyun? Night online oynamadınız mı? He? Sen oynadın mı? Sen biliyorsundur o zaman item ne demek? İtem. Evet. O item İngilizcesi de. Evet, siz item mi diyorsunuz? Evet, itemler, karakterler, bunların gençler arasında, profiller arasında, sizin yönettiğiniz profiller arasında değişimleri söz konusu değil mi? Satabiliyorsunuz, pazarlar var, meydanlar var internette. Oralarda satıyorsunuz. İşte bunları satarken hırs yapıp başkalarının itemlerini çalan, başkalarının profillerini çalan, işte ki bunları forum sitelerinde öğreniyorsunuz. Çoğunluk itibariyle. Forum sitelerinde bunların nasıl yapılabileceğiyle ilgili yazılar var. Bunları okuyorsunuz. Hırs yaptıkça öğrenme aşkınız ve şevkiniz artıyor. Fakat yanlış şeyler öğreniyorsunuz. Bunun farkında değilsiniz. Bu bilincin size anlatılması lazım. Ya da neticesinde nelerle karşı karşıya kalırsınız, bunu bilmeniz lazım. Sosyal arkadaşlık için sosyal ağları kullanan çocuklar. Bunlar da aynı şekilde mağdur olan gençler arasında. Aile kullandığı için sosyal ağ kullanan çocukların da, yani ailesi kullanıyor. Yani annesinin babasının Facebook hesabı var, Twitter hesabı var. Oradan merakla o da kullanmak istiyor. Evde çünkü sürekli böyle bir sağda solda iPad'ler, iPhone'lar, işte akıllı telefonlar. Sürekli internete giriliyor, tweet atılıyor falan. Ve çocuk merak edebiliyor dolayısıyla. Hatta şu an belki siz de ailenizde vardır. Hani küçük çocuklara okuma yazma bilmiyor, 4 yaşında 5 yaşında ama iPad'i veriyorsunuz. Oynamak istediği oyunu hemen sayfaları çevirip şey yapabiliyor, açabiliyor yani. Ondan sonra oyun oynuyor ama hiç yani nereden öğrendi bu çocuk? Evet, velilere baktığımız zaman müşteki velilere, müşteki dediğimiz şikayetçi olanlar yani. Evinde internet olan ancak sosyal ağ kullanımını bilmeyen aileler olduğunu görüyoruz. Evet, genelde bunların eğitim düzeyi düşük ve kontrol mekanizması yok. Çocuklar tarafından yönlendirilen aileler. Yani bilinçli internet kullanımı, ilk başta dedim ya, sadece çocuklarda değil aynı zamanda ailelerde de oturtulması gerekiyor. Sosyal ağ kullanan çocukların da kullanmasında kontrol olmayan aileler. Yani baba, anne, abi, abla veya akrabalar Facebook kullanıcısı ya da aile içi iletişimin az olduğu aileler ve diğerleri. Evet, çocuklarda suçlu profillerine baktığımız zaman genelde işte 12-18 yaş arası sosyal ağ kullanıcısı mağdurla tanışık çocuklar var. Ego tatmini veya keyfi zarar verme amacını taşıyan. Yani sadece işte öğrendiği, dedim ya hani, hırs yapıyor. Ya da bir web sitesi nasıl hacklenir, nasıl ele geçirilir, bunu forum sitelerinden öğreniyor çocuk. Ya da gençler, sizin gibi lise yaşındaki çocuklar. Ve sırf ego tatmin etmek için, kendini tatmin etmek, o öğrendiğini hayata geçirmek için gidip bir web sitesi hackleyebiliyor. Tabi bunların hepsinin Türk Ceza Kanunu'nda karşılığı var. Yani hapis cezaları var bunlarla ilgili, öngörülmüş. Ve ilerisi adına hani bu suçu işleyen çocuklar haklarında işlem yapıldığı zaman daha sonra diyelim ki üniversiteye gittiği zaman devlet yurtlarında kalamayabiliyor. Yani bu tür değişik mağduriyetler yaşayabiliyor. Bunların anlatılması lazım. Yani sadece basit bir web sitesi hackleme değil. Yaptığının işte hukuk dışı olduğunu bilmeyen, yani ileride ne tür sonuçlar doğuracak bu yaptıkları, bunu bilmeyen çocuklar ve bu çok büyük bir çoğunlukta. Küçük düşürücü veya cinsel içerikli mesajlar yazabilirler. Çocuğa ait resimleri ele geçirerek ister bir sahte sayfa açabilirler veya
hakaret edebilir. Yani karşılıklı baktığımız zaman hakaretler, hatta okullarda hiç bilmiyorum yaşayanınız oldu mu? Facebook sayfasında öğretmenin resmini çekip yayınlayıp altına hakaretler eden, işte sınavlarda kötü not aldığı için değişik ya da öğretmenlerini karalamak için Facebook grubu kuran çocuklar. Bunlarla ilgili olarak hep biz işlem yapıyoruz. Ve bu arkadaşlara tamam, yani şu yaştaki bir çocuk hemen hapse girmez. Yani böyle bir şey yok. Ama dediğim gibi sonuçta bu sicilinize işliyor ve ileride sizin için ciddi mağduriyetlere yol açabilir. Peki hackerlar kimlerdir? Nasıl? Şifre kırıcı. Başka hacker deyince? Bilgisayar profesyoneli. Evet. Başka? Korsan. Hırsız. Doğru. Şimdi aslında arkadaşlar hackerlık kavramı, hack kelimesi kırmaktan geliyor aslında. Yani Türkçe karşılığı kırmak. Neyi kırmak? Yani bir sistemi kırmak. Yani sistemi egale etmek ya da işte o sistemdeki açıklıkları ortaya çıkarmak. Hack kelimesi buradan geliyor. Hackerlarda işte bunu yapan insanlara hacker diyoruz. Hackerlık aslında kendi içinde şu an ikiye ayrılmış durumda. Yani bir white hackerlar, bir de black, yani white hat ve black hat diye ayrılıyor. İşte beyaz şapkalı hackerlar, siyah şapkalı hackerlar. İşte beyaz şapkalı hackerlar belki bir hacker kadar bu işi bilen, yani sistemlerin nasıl kırılacağını ya da işte bir yazılımın nasıl crackleneceğini bilen hackerlar, ama bunları güvenlik uzmanı olarak değerlendiriyorlar. Yani işte şirketlere ya da değişik kurumlara bu noktada destek vermek için, hizmet vermek için değerlendiren hackerlar var. Aynı zamanda tamamen kötü amaçlı, illegal, yasal olmayan yollarla suç işleyen insanların kredi kartı bilgilerini, interaktif dolan, yani interaktif hesaplarını, interaktif bankacılık hesaplarını çalan hackerlar var. Sosyal ağlarda ise baktığımız zaman, yani internette sizin çağınızdaki bu işle uğraşan çocuklara baktığımız zaman, sosyal ağ hesaplarını çalıp bu hesabı satanlar, oyun hesaplarını ve itemleri çalanlar, ele geçirdiği sosyal ağ sayfasında o mağdur kişinin arkadaşlarından para, kontör veya mobil ödeme talep eden, yine işte bunlara baktığımız zaman genelde iki örtüm mezunu, yani ortaokulu yeni bitirmiş, işte lise çağlarında, ama bu tür şeyleri hack forumlarından kendini yetiştirerek elde edenler bu bilgileri. Yine aynı şekilde arkadaşın haberi olmaksızın bilgisayarına girip ses ve görüntü gibi özel verilerini alabilirler. Belli yazılımlar ve virüsler, trojanlar vasıtasıyla o bilgisayara girip o bilgisayardaki bazı özel verileri alıp yayabilen, bunları şey yapan, suç olarak bu şekilde suç işleyen çocuklarla karşılaşıyoruz. Ve Türkiye'ye baktığımız zaman Avrupa'dan daha fazla çocuk var ve çok fazla çocuk, yani çok fazla gencimiz hiç akla hayale gelmeyecek bilgilerini sosyal ağlarda paylaşıyorlar. Bunların örnekleri yaşandı. Bir tane örnek vermek gerekirse, İngiltere'de bir aile tatile gidecek. İşte ailenin çocuğu Facebook'tan paylaşıyor. İşte diyor ki 2 ay mesela şuraya tatile gidiyoruz. 2 ay sonra bir geliyorlar, ev soyulmuş. Yani bunu takip eden, yani hırsızlara baktığımız zaman hırsızlar da artık bu dünyayı takip ediyorlar. Şeye bakıyorsunuz, bir araştırma yapılıyor. New York, Londra gibi metropollerde Foursquare, biliyorsunuzdur Foursquare. Foursquare'da check-in yaparken şehir merkezinde, Londra'nın merkezinde, New York'un merkezinde check-in'ler çok yoğun. Herkes işte gittiği restoranı anlatıyor. Şehir merkezinden şeylere dağıldıkça, evlere dağıldıkça check-in'ler azalıyor. Yani hiç kimse gidip de evini ben bu evde oturuyorum demiyor. Ama bakıyorsunuz bizde İstanbul'a bakmışlar. İstanbul'da bilakis evlere giderken check-in'ler artıyor. Yani herkes kendi evini check-in yapıyor. Yani dolayısıyla bir adamın profiline baktığınız zaman bir herhangi bir şey olabilir yani. Ya da bir çocuk olabilir. Hani bir çocuk cinsel istismara nasıl uğrar? İşte
çocuğu Facebook'tan bulduktan sonra, Facebook'tan tanıştıktan sonra Foursquare profilini tespit edip evini tespit edebilir, okulunu tespit edebilir. Bunlar mümkün. Bunları siz de biliyorsunuz. Bunları kullanırken işte bu tür şeyleri dikkate almak lazım. Ya da organ mafyası aynı şekilde. Yani suç dünyası, hani şu ana kadar duyduğunuz uyuşturucudan kaçakçılığa kadar, insan kaçakçılığına ya da işte çocukların cinsel istismarı, çocuk pornografisine kadar her şeyi düşünün ve bunlar da aynı şekilde, bu insanlar da sosyal ağları ve interneti kullanıyorlar. Ve bir gün sizin de başınıza böyle bir şey gelebilir. Yani bir organ mafyasının eline düşebilirsiniz. Yani Facebook profiline baktığınız zaman bir kişinin ailenin gelir düzeyi nedir? Yani ilk size izlettiğim şeyde gördünüz. Yani diyor ki mesela kadına, belinde diyor, şu arka tarafta diyor ağrı var diyor. İki tane belinde ciddi ağrı var. Kadın şaşırıyor. Halbuki Facebook profilinde paylaşmış yani bu bilgiyi. Hani en ince detaylara kadar, en mahrem konulara kadar paylaşabiliyoruz ve sonunda ne tür bir mağduriyetle karşılaşacağız bilmiyoruz. Yaklaşık bir hafta önce Nevşehir'de sosyal medya araçlarının ergenler üzerindeki etkisi diye Nevşehir İl Emniyet Müdürlüğü'nün bütün akademisyenlerin de, bu alanda çalışan akademisyenlerin katıldığı bir çalıştay düzenlendi. Orada sürekli bu konular konuşuldu. Yani bir paylaşım yaparken, hani eskilerin bir lafı vardır ya, 9 düşün bir söyle. Yani artık 9 düşün bir paylaşım yapa döndü yani mesela. Paylaşım yaparken Facebook'ta bir şey yazacağınız zaman, Twitter'da aynı şekilde ya da Foursquare'da check-in yapacağınız zaman bunları düşünmeniz lazım. Çocuk istismarcıları çok ciddi bir problem. Yani bu konuda sizin bilinçlenmeniz gerekiyor. Ve ailelerinizin elbette çok fazla bilinçlenmesi gerekiyor. Cinsel sapkınlıkla çocukları kandırıp görüntüleri almak isteyenler ve bunu kaydedenler. Yine aynı şekilde müstehcen içerikli görüşmeler yapıp bunları kaydedenler. Şimdi yani kısaca ben şöyle anlatayım. Şimdi sizler Facebook'ta, Twitter'da girdiğinizde karşınızdaki insanı o size ne diyorsa o zannediyorsunuz. Yani diyor ki mesela karşınızdaki insan 13 yaşında biriyim diyor. 13 yaşında işte Ümraniye'de şu an dosyasında okuyan bir bayan olarak siz tanıyorsunuz. Ama karşınızdaki insan belki 40-45 yaşında cinsel sapkınlıkları olan bir erkek. Yani sizin yaşınızdaki çocukların da bu tür şeylere aldanma ihtimali çok yüksek. Yani özellikle erkeklerde, ergenliğe yeni girmiş erkeklerde, hani karşısında böyle bir profil, 13 yaşında güzel bir bayan profili, 14 yaşında, 15 yaşında ya da kendisiyle tanışmak istiyor falan. Bu ciddi bir şey, motivasyon kaynağı ve hemen kabul ediyorsunuz arkadaşlarını ve onunla konuşmaya başlıyorsunuz. O sizin her türlü bilginize hakim oluyor. Belki karşınızdaki insan, ki aynı risk sadece bayanlarda değil, erkeklerde, yani çocukların cinsel istismarı dediğimiz zaman hem erkek çocuklar hem kız çocuklarımız bu tehlikenin altında. Ve dolayısıyla karşınızdaki insanın siz ne olduğunu bilmiyorsunuz ve bu insan belki sizi bir yere davet edip sizi kaçıracak. Ya da dediğim gibi cinsel istismara maruz kalacaksınız, Allah korusun. Yani hiç kimse, hiçbir aile, hiçbir çocuk böyle bir şey yaşamak istemez. Ama bunun farkında olun lütfen. Yani bu şu an çağın en büyük problemlerinden bir tanesi. Biz birçok konuda, şu bilgiyi sizinle paylaşabilirim, birçok konuda uluslararası işbirliği yapıyoruz. En rahat uluslararası işbirliği yaptığımız, Facebook, Twitter dahil olmak üzere en rahat işbirliği yaptığımız konu çocuk pornografisi, çocukların cinsel istismarı. Yani dünyada çocukların cinsel istismarı dendiği zaman akan sular duruyor. Ciddi bir gündem maddesi. Ve yurt dışında yapılan operasyonlarda bu şekilde tespit edilen insanlar çok ciddi cezalar alıyorlar, ağır cezalar alıyorlar. Türkiye'de de aynı şekilde. Bu konu önemli. Ve genel olarak işte biraz önce bahsettiğim gibi, genel olarak istismarcıların yanlış kişisel bilgi verdiklerini görüyoruz. Gerçek kimliklerini sürekli gizlediklerini, olumsuz yayınları sıklıkla izlediklerini, internette kontak kurdukları kişilerle müstehcen konuşmalar yaptıklarını, internet ortamının dışında buluşma talep ettiklerini, buluşmalarda istismar davranışları sergilediklerini ve araştırma sonucu belirlenmiştir. Peki suçlar nasıl işleniyor? Sosyal ağlarda sahte profil kullanmak çok kolay, biliyorsunuz. Yani isminizi, soy isminizi nasıl verirseniz o şekilde bir profil açabilirsiniz. Sosyal ağlarda sahte profiller kullanarak, aynı şekilde kız çocuk niki kullanarak erkek çocukla ve veya kız çocukla sohbet ederek, aileden biri gibi davranarak,
aile soy bağlarının sosyal ağda işaretlenmesinden dolayı kişisel bilgileri elde etmek. Örneğin yani Facebook'ta biliyorsunuz işte bu benim kuzenim, bu benim dayım, bu benim annem, bu benim babam. Bu bilgileri kullanarak da size yaklaşabiliyorlar. Hani şunu diyebiliyor yani ben senin işte babanın çok, ya senin baban kimdi, ha şu değil miydi falan. Ben çok yakın bir arkadaşıyım deyip yaklaşabiliyor. Mağdur çocuğun hesap oluştururken düzenlediği gizli sorusunu mağdurla ilişkili cevaplar deneyerek bulmaya çalışmak ve çocuğun normal fotoğraflarını montajla cinsel içerikli resimlerle bile mağdur çocuğu tehdit etmek. Bu benim bizzat yaşadığım bir olay. Bir gün yine vatandaş koşa koşa bizim şubeye gelmiş. İşte ağlıyor yani adam ağlıyor. Dedik otur 2 dakika nedir durum anlat. Çocuğunun Facebook profilindeki resmini pornografik içerikli bir siteye montaj yapmışlar. Foto montaj o kafasını oraya yerleştirmişler. Ve bu, daha sonra çocuğa bu resmi göndererek çocuğu tehdit etmişler. İşte demişler bak eğer sen bizim dediklerimizi yapmazsan. Ve bu 12 yaşında bu çocuk. 12 yaşında 13 yaşında. Ve babasının haberi yok yani. Facebook profilinin olduğundan bile haberi yok. Ondan sonra tehdit etmişler. Eğer sen bizim dediklerimizi yapmazsan biz bu resmi senin okuluna göndereceğiz. Düşünebiliyor musunuz? Size böyle bir şey yapsalar, yani erkek çocuk, kız çocuk fark etmez arkadaşlar. Yani böyle bir şeyle karşı karşıya kaldığımız zaman vereceğimiz tepkileri bilemeyiz. Ve en nihayetinde Allah'tan kız babasına söylemiş ki babasına söylemeyip karşı tarafın dediklerini yapan, çok özür dileyerek söylüyorum, hani kameranın karşısında şey yapan, soyunan ya da işte değişik rollere giren kız çocukları var. Bu tür mağduriyetler çok fazla Türkiye'de. Bunların birçoğu açığa çıkmıyor. Birçoğunu medyada biz duyurmuyoruz. Çünkü bunlar duyurulacak meseleler değil. Ama çok fazla var. Yani lütfen rica ediyorum sizden bu tür konuları ailelerinizle paylaşın. Yani bu tür şeyler var mı? Çünkü evinizde belki kız kardeşiniz var. Böyle bir şeyle bir aile karşılaştığı zaman aile travma yaşıyor. Ne yapacağını bilmiyor. Ve çok zor bir durum. Ve casus yazılımlar, casus yazılım kullanıp karşı tarafa bu casus yazılımı yerleştirerek onun bilgisayarından bilgilerini almak, hatta kamerasını çalıştırıp, yani webcam'i, işte mesela şu an benim bilgisayarımda var, kamerayı çalıştırıp en mahrem görüntüleri alma, hiç farkında değilsiniz. Bunu yetişkinler de yaşıyor bu sıkıntıyı. Yatak odasına laptopunu koymuş, açmış. Bilgisayarında casus yazılım var. Kamera görüntüleri almış. Daha sonra adamı tehdit ediyorlar ya da çocuğu tehdit ediyorlar. Bu tür şeyler mümkün. Peki anne babalar nelere dikkat etmeli? Çocuğa ait sosyal ağ hesabı varsa bunlar aileleriniz tarafından bilinmeli. Şimdi dediğim gibi çoğunluk itibariyle hani Ümraniye ilçesi deyince ailelerin de katılacağını düşünerek ben bu sunumu hazırladım. Ama şöyle söyleyeyim size. İçinizde ailesinden kaçmak için, ailesi ne yaptığını bilmesin, bu benim özgür alanım, buna kimse karışamaz mantığıyla bir kendi gerçek hesabı olan, bir de sahte hesabı olan arkadaşlar olabilir. Yani ailesi onun gerçek hesabını biliyor. Gerçek bir hesabı var evet ama asıl değişik işleri ya da kendini özgür hissettiği alan sahte hesabının olduğu yer. Buralarda çok daha rahat hareket ediyor. Çok daha rahat insanlarla iletişim kuruyor. Ailesinden gizlediği bir şey varsa çok rahat buralarda paylaşabiliyor. Bunlarla da karşılaştık. Sizler evet hayat çok acımasız ve tecrübesizsiniz. Bu tür şeylere girmeyin. Dediğim gibi ilerideki mağduriyetleri önlemek adına, ileride pişman olacağınız şeyleri yapmamak adına her zaman başınıza olumlu olumsuz ne gelirse ailenizle paylaşın. Babalarımız, annelerimiz belki ilkokul mezunu olabilir. Belki belli bir eğitim düzeyinin altında olabilir. Bilinçli olmayabilir ama şunu unutmamak lazım. Annelerimiz, babalarımız her zaman bizim iyiliğimizi düşünür. Yani lise çağın, özellikle lise çağına gelen çocuklarda ki biz de geçtik o dönemde, artık biz büyüdük havası olabiliyor. Ve özellikle bu yaşlarda aileyle çatışma çok fazla oluyor. Ama şunu unutmayın, dediğim gibi bu zamanlar geçecek. Aileleriniz her zaman sizin iyiliğinizi düşünür. Bunu hiçbir zaman unutmayın. Evet. Güvenli internet evinizde, ya evinde güvenli internet olan var mı?
Evet, güzel. İnternet olmayan var mı evinde? Evet, bu da güzel. Şimdi güvenli internet BTK tarafından ya da işte TİP tarafından hizmete sunulan Türkiye'de şu an bütün internet servis sağlayıcılarının Süper Online, Türk Telekom, Turkcell, Avea, Vodafone artık hangileri varsa hepsinin hizmet verdiği bir şey güvenli internet. Müşteri hizmetlerini arayıp güvenli internete geçebiliyorsunuz. Çocuk profili ve aile profili olmak üzere iki seçenek. SMS ile de yollanabiliyor. Yani o şeyin internet servis sağlayıcısının şeyine göre müşteri hizmetleri aranabiliyor. SMS ile yollanabiliyor. Üye olduğunuz zaman özellikle aileler belli sitelerin filtrelenmesi yapılıyor. Yani işte diyelim ki bir pornografik içerik tespit edilmişse onun sizin girdiğiniz sitelerde bununla ilgili bir reklam varsa ya da herhangi bir şey varsa bunun çıkması engelleniyor. Böylece çocuklarımız daha az mağdur oluyorlar. En azından bir tedbirdir yani. İlk bu şubede başladığım zaman sunumlarda şunu söylerdik. Kesinlikle işte güncel antivirüs yazılımı kullanın diye. O zaman kendi kendime derdim ki yani ben de kullanmıyorum. Hani bunu niye söylüyorum? Çünkü hani bir antivirüs yazılımı aldığınız zaman nereden baksanız 100-150 milyon para veriyorsunuz. Ama bunun cracklisi her yerde var. Daha sonra tabii o zaman daha tecrübesizdim yani. Daha sonra şunu fark ettim. Unutmayın, crack olayını biliyorsunuz. Hiç kimse bedavaya crack yapmaz. Eğer size crackli bir program veriyorsa birisi kesinlikle sizin bilgisayarınıza bir backdoor açıyordur. Yani bir arka kapı açıyordur ve o arka kapıdan sizin bilgisayarınızla ilgili ne tür bilgiler aldığını, sizin sisteminizde ne tür değişiklikler yaptığını bilemezsiniz. Ya da sizin bilgisayarınızı bir botnet ağına dahil edebilir. Yani bir sanal ordu diyoruz biz. Dahil edebilir ve değişik saldırılarda kullanabilir. O yüzden crackli programlarda böyle bir risk var. Ve antivirüs yazılımları crackli olduğu zaman adamın yani sizin kullandığınız programı crack yapan ya da o crack'i size veren kişinin belki belli güncellemeleri almasını engelleyebilir antivirüs yazılımının. O yüzden lisanslı antivirüs yazılımları kendi serverlarından, güncel serverlarından sürekli yeni ortaya çıkmış virüsleri o database'den, o veri bankasından çekerler. Ve gerekli güncellemeyi yaparlar. Dolayısıyla bir riskle karşı karşıya kaldığınız zaman belki ilk zaman etkilenirsiniz ama bir virüs tespit edildiği zaman 3 gün içinde, 5 gün içinde en geç yani ki bu süre daha kısa olabilir. Tespit edilir ve antivirüsler hemen güncellemeyi yaparlar. Bu güncellemeyi yapınca sizin bilgisayarınızda varsa eğer öyle bir virüs hemen bilgisayarınızdan siler. Dolayısıyla antivirüs yazılımlarının lisanslı olması çok önemli. Bunu unutmayın. Yani crackli yazılımlara kesinlikle güvenmeyin. Hiçbir zaman saklamayın. Eğer bir suç varsa, herhangi bir suç olabilir, bu suçu bize mutlaka ihbar edin. Değişik ihbar kanalları var. Birincisi direkt polise ihbarda bulunabilirsiniz. sibersuçlar.im.gov.tr web site adresimiz. Orada değişik bilgiler de var. Ki Google'dan bilişim suçları yazınca zannedersem ilk sırada çıkıyor. Oradan ihbar yani özel bilişim suçları ile ilgili konuları ya da İstanbul Emniyeti'nin sayfasında yine ihbar yapabiliyorsunuz. Ve hangi birime aitse yaptığınız ihbar yani bir uyuşturucu ihbarı yapıyorsanız hemen o ihbar narkotik birimine gidiyor. Ve iletiliyor ve takibi yapılıyor. Direkt savcılıklara bir mağduriyet yaşadığınız zaman çocuk savcıları ya da bilişim yani bilişim suçları için konuşuyorum. Bilişim suçları savcıları var. Ya da işte TİB'e değişik web siteleri uygunsuz içerik yayan web siteleri tespit ettiğiniz zaman direkt TİB'e Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'na Türkiye'deki şu an bütün iletişimin merkezi Türkiye'de Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı'dır. Bütün ISP'ler, internet servis sağlayıcıları, bütün operatörler, aklınıza ne geliyorsa hepsi TİB'e bağlıdır. TİB'in ihbarweb.org.tr sitesinden evet yapabilirsiniz. Gerçek hayat size birazcık gerçek hayatta çocuklarınızı korurdunuz. İnternette de koruyun. Yarın bir gün siz de büyüyeceksiniz. Siz de anne baba olacaksınız ve belki ileride siz de dijital göçmenler olacaksınız. Yeni dijital yerliler gelecek.
Bilmiyoruz. Bugün sosyal ağlar var. Dün Messenger vardı. Mirç vardı belki bazılarınız bilir. Bugün Facebook, Twitter var. Yarın ne olacak bilmiyoruz. Ama bir şey var ki internet artık hayatımıza girdi. İnternetin ortaya çıkartacağı yeni ürünler var. Bir siber ekosistemden bahsediyoruz. Dolayısıyla bu siber ekosistemde yaptıklarımız, yaşadıklarımız hepsi gerçek hayatın paralel bir yansıması. Yani gerçek hayattan farksız aslında. Artık internette ticaret yapılıyor. İnternette oyun oynanıyor. Hatta yani eskiden ben liseyi yatılı okudum. Lisedeyken biz şişe çevirmeci oynardık. Şişe çevirmeci artık internetten oynanıyor mesela. Yani çok en basit haliyle bunların hepsi artık internette taşındı. Aklınıza gelebilecek her şey. Dolayısıyla artık internette sınıflar açılıyor. Yani bunu hiç duymuş muydunuz? Geçen Bilgi Üniversitesi'nden bir hoca sınıfı Facebook'tan açmış. Üniversite hocası yüksek lisans dersi veriyor. Facebook'tan sınıf açıyor. Şu an diyor 650 kişi var diyor sınıfımda. Bir sayfa kuruyor o dersle ilgili. Ve bütün dokümanlarını, anlatacağı şeyleri o sayfa üzerinden anlatıyor. Hatta sınavı da o sayfa üzerinden yapıyor. Bir sınav tarihi belirliyorlar. İşte öğrencilerin kimisi yataktan katılmış sınava. Kimisi işte üniversitede çay ya da kafeteryadan katılmış. Kimisi işte başka bir yerden. Otobüste, metrobüste katılmaya çalışan birisi olmuş. Hocam demiş metrobüste katılmaya çalıştım ama demiş çok fazla itilip kakıldım yazamadım falan demiş. Artık bu dünya da bir gerçek dünya aslında. Bunu unutmamak lazım. Ve yine Amerika'da ve yurt dışında çok fazla konuşulan medya okuryazarlığı kavramı artık yerini dijital medya, sosyal medya okuryazarlığına bıraktı. Bunun bilinçlendirilmesi, ailelerin bilinçlendirilmesi, çocukların bilinçlendirilmesi bu noktada çok önemli. Biz sosyal medyayı nasıl okumalıyız? Yani Twitter'da bir tweet atıldığı zaman hemen bu tweet doğru mudur? Ya da işte hepiniz biliyorsunuz yani provokatif tweetler atılabiliyor. Farklı yönlendirmeler yapılabiliyor. Bu tweetlerin hemen evet bunların arkasından gitmeli miyiz? Bunları çok iyi analiz etmeli, çok iyi okumalıyız. Bir haberin doğru olup olmadığını çünkü artık herkes haber üretiyor. Yani artık medyanın ya da medya patronlarının gücü kalmadı. Herkes haber üretiyor. Yani bir yerde bir şey olduğu zaman hemen bir fotoğraf çekip hemen video çekip paylaşılabiliyor. Dolayısıyla bunların daha bilinçli seviyede yapılması ve bunların okunması, bunların paylaşılmasının daha bilinçli düzeye getirilmesi çok önemli. Sorularınız varsa sorularınızı alayım. Daha çok sorularınızı cevaplamak istiyorum. Teşekkür ederim beni dinlediğiniz için. Evet, buyurun. Evet. Şimdi şöyle söyleyeyim size. Android telefonlarda ben Android kullanmıyorum. iOS kullanıyorum. O yüzden çok fazla bilgim yok. Ama şunu söyleyebilirim. Genel olarak Facebook'ta, Twitter'da normal browser yani internette bilgisayarda gezdiğimiz zaman da şifre kaydetme özelliği var. Bu şifreler belli dosyalarda kaydediliyor. Daha sonra siz Facebook'unuza girerken bir daha şifre girme ihtiyacı hissetmiyorsunuz. Neden? Çünkü o dosyadan, ilgili dosyadan o şifreyi çekiyor. Dolayısıyla Android'de de böyle bir şey mümkün. Yani o şifrelerini. Ha, bunu nasıl yapabilir? Öncelikli olarak o tür kullandığı programları silebilir. Ama şu an Android'e hiçbir şekilde erişemiyorsa güvendiği birine vermek zorunda. Yani bunun bir sonu yok en nihayetinde. Ya da o kişiye verdikten sonra hemen ilk işi şifrelerini değiştirmek olabilir. Ama dediğiniz doğru, böyle bir şey mümkün. Yani o Android'de de aynı şekilde şifreleri bir yerde kaydediyor olabilir. Çünkü kaydetmesi lazım ki daha sonra sizden şifre istemesin. Şifre hatırlama özelliği var telefonlarda. Yani bu her sadece telefon değil, internet bilgisayarlarda da var. Bunun bir çözümü yok hani teknolojik olarak yani internetin olduğu bir yerde. Yani şu yaşadığımız günümüzde teknolojinin olduğu bu dönemde her şey mümkün. Doğru. Olabilir. O yüzden buna göre o zaman
Ya güvendiği birisine de verebilir. Yani şimdi evet. Mümkün. Doğru. Evet. Yok. Ya onun Ay Yıldız'ın şeyi hatta baş harfleri de MİT neydi adamın ismi? Mustafa İsmail miydi? Öyle bir şeydi ismi. Şu an hatırlayamadım. Yani MİT işte MİT'le alakalı yani MİT'le ortak çalıştığını falan hani direkt söylemiyor ama işte isminin sürekli vurgusunu yapıyor. Yani isminin baş harfleri MİT olduğu için MİT olarak ve istihbaratla devlet affedersiniz. Devlet istihbaratı ile ortak çalıştığını falan söylüyor. Devlet zaten vatandaşıyla ortak çalışıyor yani. O da bir vatandaş. Ortak çalışılabilir ama direkt olarak böyle bizimle irtibatı var, devletle irtibatı var. Böyle bir şey yok yani. İhtiyaç olduğu zaman ihbar mekanizması herkes için açık. Yani bize her türlü ihbar geliyor. Biz herkesle ortak çalışıyoruz. Yani bugün Ay Yıldız Team'in sahibi de bir şey tespit eder. Bunu devletle paylaşır. Ha o kendini ben devletle ortak çalışıyorum olarak addeder. Değil. Devlet vatandaşıyla zaten ortak çalışıyor. Bu şu an planlanıyor. Bunlar çok yeni konular. Geçen hafta haberlerde çıktı. Türk Standartlar Enstitüsü'nün altında böyle bir birimin kurulması. Yani bunu bir hacker grubu olarak düşünmeyin de güvenlik uzmanları olarak düşünün. Bu konuda uzman, bilgisayarda uzman. Hani bir arkadaşımız dedi ya, hacker nedir? Bilgisayar profesyoneli. Evet, bilgisayar profesyoneli. Profesyonel anlamda bilgisayarı bilen, kullanan insanlardan oluşan bir grup kurmayı düşünüyor. Bunu İngiltere'de kurdu. İngiltere siber ordu şeklinde. İran'da da var bu. Değişik ülkelerde var. Çünkü artık dünya oraya doğru gidiyor. Artık siber savaşlar başlayacak. Başlayacak değil, başladı. Yani siber savaşlar başladı. Amerika bas bas bağırıyor. Çin benim kritik altyapılarıma giriyor diye. Çin de diyor ki sen zaten yıllardır giriyordun diyor. Yani şimdi biz girince mi bağırıyorsun diye. Bu siber savaşlar başladı. Bunun kurulması lazım. Yani olacak, olması lazım. Yani düşünsenize şu an sizin Türkiye'de ordunun olmadığını düşünsenize. Ama artık o savaş bitti yani. Hani kara üzerinden işte topla silahla bitti. Amerika bile Irak'a gireceği zaman ya da işte Suriye'ye gireceği zaman önce teknolojisiyle giriyor. Önce bir darma duman ediyor oraları. Ondan sonra yerden topluyor. O yüzden siber ordunun kurulması gerekiyor. Bununla ilgili olarak Türkiye'de Öncü Kurum Ulaştırma Bakanlığı ve Binali Yıldırım'ın işte Sayın Bakanımız Binali Yıldırım'ın başkanlığında ayda bir kez diyebiliyorum. Yanlış olabilir. Siber Güvenlik Kurulu diye bir kurulumuz var. O toplanıyor. Bunun içerisinde biz de varız. Daire başkanlığı olarak biz de katılıyoruz bu kurula. Bu kurulda Türkiye'nin siber hatta yeni 2013-2014 pardon 2012-2013 yok 2013-2014 onun siber strateji eylem planı yayınlandı geçen sene. Bununla ilgili olarak bizim de bir siber strateji eylem planımız var. Bunlar aslında dünyada 2000'li yıllarda başladı. 2000-2001'li yıllarda başladı. Amerika'ya 11 Eylül saldırısı düzenlendiğinde 2001 senesi diye hatırlıyorum. 11 Eylül gerçekleştiğinde Bush'un baş danışmanlarından bir tanesi şu açıklamayı yaptı. Bizim için tehdit sıralamasında birinci tehdit terör değil, birinci tehdit siber tehdittir dedi. Bunu en terörü en yoğun yaşadığı dönemde bu açıklamayı yaptı. Çünkü o zamandan onlar görüyorlardı bunu. Şu anda da böyle bir şey var. Bizim de buna hazırlıklı olmamız lazım ülke olarak. Bunun çalışması yapılıyor. Geç kalındı hatta. Oyun içi item satışı suç değildir. İşin farklı bir boyutu var. Şimdi Türkiye'de vergilendirilmeyen bir ticaret aslında bu internet üzerinden yapılan ticaret. Yani örnek veriyorum, siz sahibinden.com'dan bir şey satıyorsunuz. İşte Amerika'dan gelirken bir iPhone getiriyorsunuz. 1000 liraya, burada getirip 1200 liraya satıyorsunuz. Normal şartlar altında bunu kendi dükkanınız olsa sizin, yani fiziksel olarak bir dükkanınız olsa ve dükkanda satıyor olsanız bunun bir vergisi var. Bir şeyi var, karşılığı var. Ama internet üzerinden yaptığınız zaman bunu orada da para kazanıyorsunuz. Normalde vergi kazandığın her paradan devlete vergi verirsin. Oyun dünyasında da şu an
çok ciddi paralar dönüyor. Yani milyon dolarlar dönüyor. Ve Türkiye'ye oyun, yani bu genç nüfusun çokluğundan dolayı oyun alanında yatırım yapmaya gelen çok fazla yabancı şirket var. Hatta bu yabancı şirketler arasında birbirlerinin sistemlerini egal etmek için DDoS dediğimiz sistemi devre dışı bırakma saldırıları yapan şirketler var. Yani rakip firmaya DDoS yaptırıyor ya da yapıyor. Dolayısıyla bu dünyada hani böyle ciddi paranın döndüğü bir dünyada item satmak suç değil ama ben ileride bunun da bir standarda oturtulacağını düşünüyorum. Çünkü bir para kazanıyorsunuz ama bir vergilendirme yok. Bununla ilgili konuşulan şeyler de var. Fakat item satma suç değil. Yalnız bir başkasının profilini hackleyip, profilini ele geçirip onun itemlerini satıyorlar ya da onun itemlerini çalıyorlar. Bunlar suç. Ama kendiniz sıfırdan alıyorsunuz, büyütüyorsunuz, savaşçı yapıyorsunuz, işte değişik özellikler kazandırıyorsunuz. Daha sonra onu satıyorsunuz. O suç değil yani. Bir başkasına vereyim, daha sonra size döneyim. Var mı? Evet. Evet, suç. Şimdi Türk Ceza Kanunu'nda bilişim alanında suçlar altında TCK'da 243. madde, 244 ve 245. madde. 243 ve 244 sisteme girme ve sistemi etkisiz kılma erişimini kısıtlamadan bahseder. 3 yıldan 7 yıla kadar hapis cezası öngörür. DDoS da böyle bir saldırı türüdür. İşte Denial of Service diye geçer. DDoS ise Distributed Denial of Service. Yani bu sistemi etkisiz hale getirmenin distributed sürekli olarak, devamlı olarak yapılmasıdır. DDoS saldırısında da nasıl olduğunu isterseniz kısaca anlatayım. Bir botnet ağı kurarsınız. Yani botnet ağı dediğimiz sizin kontrolünüzde köle bilgisayarlar. Yaklaşık o virüs, bulaştırdığınız virüs sayesinde diyelim ki 3000 tane, 5000 tane bilgisayara hükmediyorsunuzdur. Bir tuşla o 5000 tane bilgisayarın aynı anda, örnek veriyorum, sahibinden.com'a girmesini istersiniz. Şimdi sahibinden.com'un barındığı sunucunun bir kapasitesi vardır. Aynı anda bir otoban gibi düşünün. Yani bir otobanda, işte bir Boğaz Köprüsü'nde aynı anda 3 araba yan yana geçebilir. Yani 4. araba geçemez. İşte 4. araba geçmeye çalıştığı zaman trafik oluşur. 5 olduğu zaman kilitlenir. Aynı onun gibi. Sunucunun bir kapasitesi vardır. Aynı anda 3000 tane bilgisayarı kaldırabiliyordur. Siz 4000 bilgisayar, 5000 bilgisayar gönderirsiniz oraya. Bunlar küçük rakamlar. Bunlardan daha büyük rakamlardan tabii ki DDoS saldırısı oluyor. Ben örnek vermek açısından söylüyorum. 4000 tane 5000 bilgisayar girmeye çalıştığı zaman kilitlenir. Sunucu kendini kapatır, erişilemez hale gelir. Bugün Retek'in yaptığı birçok hackleme dediği olay da DDoS saldırısıdır. DDoS bir hack değildir. Yani şey yaptı, kendi yandaşları diyeyim ya da işte kendi şeyleri, onu destekleyen insanlara kendi iç ağlarında paylaşarak işte şuraya giriyoruz dediğinde aynı anda, yani sırf merak olarak, merak ettiği için girdiğinde bile bir DDoS yapmış oluyor aslında. Çünkü o da o şeye, hani düşünsenize, Retek diyor ki İstanbul Emniyeti hacklendi diyor. Aynı anda herkes İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün sitesine girmeye çalışıyor. Otomatikman sistem düşüyor zaten. Yani o meraktan dolayı girenler bile sistemi. Bu çok basit. Ben TÜBİTAK'ın düzenlediği bir organizasyona katıldım. Bir hafta bir eğitim aldık TÜBİTAK'tan. Siber kamp diye geçiyor. Her sene düzenleniyor. Orada bunlar konuşuldu mesela. Konuştuk. Kesinlikle DDoS bir hack değildir. Yani Retek'in yaptıkları da bir hack değildir. Ha, işlerinde yaptığı hackler de var. Yok değil. Tamamen şey yapmıyorum ama DDoS'un bir hack olmadığını bilin. Evet. Başka? Buyurun. Yani bulaştığınız şeyi ne, tam anlamadım ben. Aklıma gelen bir örnek vermek istiyorum. Lütfen yanlış anlamayın verdiğim örneği. Şu an aklıma geldiği için.
yakın zamanda işte bir siyasetçinin bir videosu paylaşıldı, hatırlıyorsunuz. O videodan dolayı bu siyasetçimiz partisinin genel başkanlığını bırakmak durumunda kaldı. Ve o videoyu insanlar indirdiler. Şu an o video hala bende var. Yani yok da var diyorum. Belki başkalarında da var. O dönemde o videoyu internetten kaldırdılar. Yani müdahale ettiler. Nerelerde yayınlanıyorsa onun kaldırılmasını sağladılar. Telekomünikasyon İletişim Başkanlığı ile görüştüler. Ve bir şekilde o video internetten kaldırıldı. Şu an arasanız bulamazsınız. Ama o video birilerinde hala var. Yarın bir gün tekrar yayılabilir. Dolayısıyla internette paylaşım bu yüzden çok önemli. Yani internette bir şey paylaştıysanız, fotoğrafınızı paylaştıysanız, o birilerinin eline geçtiyse artık onu kontrol edemezsiniz. Onu tekrar ele geçirmenin, o bilginin tekrar size dönmesinin bir yolu yoktur. Adam bir yere kopyalar, hiç ummadığınız bir insan bir yere kopyalar. Daha sonra aradan bir yıl geçer, iki yıl geçer, tekrar kullanır. Çok yakın bir arkadaşımın, devremin bir tanıdığı, arabasından hard diski çalınıyor. Hard diskinde de o kadar çok fotoğraf var ki, ve özel fotoğrafları da var kendine ait, ailesiyle, eşiyle ya da işte diğer özel fotoğraflar. Yani şu an yani her gün böyle bazen bu tür şeyleri dinlediği zaman ya da ben de birebir tanıyorum. Benden duyduğu zaman böyle bir şey oluyor, tedirgin oluyor yani. Her an birileri sanki onu tehdit edecekmiş. Her an o fotoğraflar bir yerlerde yayınlanacakmış diye. Yani bunu engelleyemezsiniz. Bunun bir yolu yoktur. O yüzden bilgi güvenliği Türkiye'de daha oturmamış bir kavram. Bilgi güvenliği çok önemli. Elinizdeki fotoğraflar, elinizdeki bilgiler, dijital materyallerin hepsinin güvenliğini iyi sağlamak zorundasınız. Yarın bir gün size dönebilir. Evet, buyurun. Yani dediğim gibi, yani genel olarak hani şunu yapın bunu yapmayın değil. Ama her gittiğimiz ortamda konuşulan şey bilinçli kullanım. Yani bir akıllı telefon kullandığınız zaman, yani mesele sadece o ekrana dokunmak değil yani. Hani o akıllı telefonun neler yapabileceğini. Daha yeni bugün ben sabahtan beri bir konuyla uğraşıyorum. Google Android Market'e yüklenen bir uygulama daha sonra kendini rehbere erişerek o rehberdeki herkese mesaj gönderiyor. Yani siz o uygulamayı yüklüyorsunuz. O uygulama sizin rehberinizdeki herkese bir mesaj gönderiyor. Diyor ki işte uygulamanın ismi var. İndir diyor. Hani bunu indir. Altında linki var. Ve sizden geliyor mesaj. Yani bana sizden geliyor. Dolayısıyla ben diyorum ki ha diyorum Ayşe Hanım bana şey göndermiş. Yani bu, o indirdiğine göre demek ki iyi bir şey, ben de indireyim. Böylelikle uygulama yayılıyor. Ve uygulama, bunu tespit ettik, bir sunucuya sizin galerinizdeki bütün fotoğrafları yüklüyor. Galerinizdeki, yani telefonun şeyindeki. Şimdi insanın telefonunda ne tür fotoğraflar vardır? Eşiyle fotoğraflar olabilir, çocuğuyla fotoğraflar. Çocuğun, yani yeni doğmuş bebeğinin çıplak fotoğrafı olabilir. Alın size çocukların cinsel istismarı. Yarın bir gün sizin bu fotoğrafınızı bir çocuk cinsel istismarının olduğu bir yerde kullandıkları zaman ve siz internette gezinirken bununla karşı karşıya kaldığınız zaman nasıl bir psikolojide olursunuz? Dolayısıyla bilinçli kullanın. Kullanmayın diyemeyiz. İnternetin şimdi olumsuz etkileri çok fazla konuşuluyor. Evet, hani olumsuz etkileri çok, çünkü mağduriyetler olumsuz etkilerinden yaşanıyor. Ama internetin çok olumlu yanları da var. Bugün iletişim çağındayız ve iletişim had safhada. Artık herkesle her an iletişim kurabiliyoruz ve çok hızlı. İşlerimizi bile çok hızlı halledebiliyoruz. Artık home ofislerin sayısı artmaya başladı. İnsanlar evde oturdukları yerde para kazanıyorlar. Dedim ya, gerçek dünyanın bir yansımasıdır diye. O yüzden tek çaresi bilinçli kullanım. Hani şudur budur diyemem. Çünkü teknoloji sürekli gelişiyor. Bugün size benim telefonlarınızı kullanırken şuna dikkat edin dediğim şey yarın geçersiz olabilir. Bir telefonun kullanım ömrü şu an maksimum 2 sene. Bir telefon aldınız, son model iPhone 5S'i aldınız, 2 sene sonra o telefonu kullanamazsınız. Teknolojik olarak, yani siz kullanırsınız da teknolojik olarak bitmiştir. Benim elimde iPad 1 var mesela, ben şu an iOS güncellemesi yapamıyorum, adam yaptırmıyor.
En son iOS 7 çıktı biliyorsunuz takip edenler. Ben iPad, ilk çıkan iPad var bende. iOS 5'i kullanıyorum hala. Yani güncelleme yapamıyorum. Çünkü bitti artık, onun ömrü tükendi. 3 yıllık tablet. 2 senede bitiyor. Dolayısıyla bilinçli kullanım. Bir şeyi kullanıyorsak, evimizde internet varsa internetin sorumluluğunu iyi kavramamız lazım. Çocuklarımızı iyi yönlendirmemiz lazım. Tek söylen, yani genel söylenebilecek tek şey bu. Evet. Sizin bilgisayarınıza girdikleri zaman mı? Şimdi dediğim gibi antivirüs programları zararlı yazılımları belli aralıklarla tespit edip daha sonra database'lerini güncelleyip sizin bilgisayarınızda varsa otomatik olarak buluyor. Ama diyelim ki siz böyle bir şeyden şüphelendiniz, böyle ya da böyle bir şey tespit ettiniz. Biz bunları şikayetçi olduğunuz zaman bilgisayarınızı inceliyoruz. Ama bizim kullandığımız araçlar sizin bulabileceğiniz türden araçlar değil. Biz daha çok daha profesyonel tool'lar ya da programlar kullanıyoruz. Bu programlar sayesinde bilgisayarınıza çok daha derin araştırmalar yapıp tespit edebiliyoruz. Tespit edilemeye de biliyor. O belli değil yani. Çünkü o farklı şeyler var, kombinasyonlar var. O şekilde tespit ediyoruz. Ama sizin direkt olarak tespit edebileceğiniz bir program, değişik programlar var da bunlar şu an burada çok uzun sürecek konular. Başka? Evet. Ben su alabilir miyim rica etsem? Ha burada varmış, çok özür dilerim ya. Görmedim. Forum sayfaları. Şimdi arkadaşlar dediğim gibi internette bir şeyin hacklenme, yani daha doğrusu bir programın cracklenmesinin öğrenilmesi, yani şimdi bu çok ince bir çizgi var. Örnek vereyim, yani ben senin sonra şöyle cevap vereyim. Türkiye'de malware dediğimiz zararlı yazılım, yani bu virüslerin, trojanların, ondan sonra diğer bütün bu tür kavramların diyeyim, rootkitler var, değişik isimleri var. Hepsinin ortak adı malware, zararlı yazılım diye geçer. Şimdi dünyada zararlı yazılım analizi yapan insanlar var. Aynı zamanda dünyada istihbarat servisleri için ya da işte değişik askeri teşkilatlar için zararlı yazılım üreten şirketler var. Dediğim ya, siber savaşlardan bahsediyoruz. Şimdi forum sitelerinde çocuklar bunları öğreniyorlar, bunlara merak sarıyorlar ve bizim amacımız bu forum sitelerini kapatmak değil aslında. Yani bu forum sitelerinde bunlara merak saran çocukları nasıl devlete, vatana, millete hizmet noktasında yönlendirebiliriz? Çünkü bir çocuğun bu noktada kendini yetiştirebilmesi için bozması lazım. Bozmadan yapabilir misiniz bir şeyi? Hani bir çocuk bile küçükken bir şey öğrendiği zaman önce bozarak öğrenir. Hepimiz balkondan aşağıya yer çekimi öğrenmek için mandal atmışızdır. Örnek. Şimdi anne mandal atma diyor ama çocuk hala o mandalın nasıl düştüğünü görmek istiyor. Mandal atıyor. Yani hepimiz bu tür küçük yaramazlıklar yaparak bir şeyler öğreniyoruz aslında. Yani bu gençlerin, bu potansiyelin doğru yere kanalize edilmesi lazım. Kapatmak, kısıtlamak hiçbir zaman çözüm değildir. Yani siz bugün evet o forum sitelerini biz çok rahat kapattırabiliriz. Hani buralarda bu tür faaliyetler ama gider yurt dışındaki bir serverdan açar yani bunu. Şu an Türkiye'deki bir serverda açmış kullanıyor, örnek veriyorum. Ama yurt dışından bir serverdan açsa nasıl kapatacaksınız? Amerika'dan gitti açtı. Amerika'yı kapat deseniz kapatmaz. Engelleyemezsiniz. İnternette engellemek diye bir şey yoktur. İnternette, bu benim şahsi kanaatim, İnternette doğru yönlendirmek vardır. İnternette bilinçli kullanım vardır. Dolayısıyla çözüm olarak kabul etmiyoruz kapatmayı. Ne faaliyetler? Örnek vereyim. Hemen evet.
Ulusal Siber Güvenlik Stratejisi ve Eylem Planı kapsamında TÜBİTAK, Bilgem, Bilgi Güvenliği Merkezi, Siber Güvenlik Enstitüsü tarafından TÜBİTAK'ın bir kurumu, üniversiteler arası siber güvenlik yarışması, siber meydan iki aşamadan oluşmaktadır. Şimdi şu an bunun tarihi geçmedi diye biliyorum. Yeni şey yapılacak. Siber meydan başvuru yapmak için kayıt sayfası demiş. Şuna bakalım. Ha, 17 Kasım'daymış değil mi? Tamam. Evet, sibermeydan.org. Nedir bu? Anlatayım ben size. 17 Kasım'da üniversite öğrenciler arasında TÜBİTAK bir yarışma düzenliyor. Size bir hedef gösteriyor. Diyor ki şu sistem, bu sisteme ulaşmanızı istiyoruz ve o sistemde bir tane, yani o sisteme girdiğiniz zaman bir bilgisayar olabilir. Masa üstünde bir tane not var. O notu bize okuyacaksınız. O notu ilk okuyan kişi, yani diyecek ya notta şu yazıyor diyen kişi yarışmanın birincisi oluyor. Bunlara dünyada bu tür yarışmalar çok fazla yapılıyor. Capture the Flag yarışması, yani bayrağı yakala. CTF, CTF. Bu şekilde Google'dan aratırsanız meraklı olan arkadaşlar bu tür şeylerle ilgilensinler. Biz kesinlikle bunun karşısında değiliz. Ama dediğim gibi suç işlemeden. Capture the Flag yarışması dünyada yapılıyor. Bizim de Türkiye'de şu an ilk defa TÜBİTAK yapacak. Ödülleri var, kuralları var. Program nasıl yapılıyor? Hepsini sibermeydan.org'dan bakabilirsiniz meraklı olanlar. Sizin bunu yapabilmeniz için, yani bir hacker nasıl sisteme giriyor ya, nasıl işte tool'lar kullanıyor, işte diyelim ki virüsler kullanıyor, exe'ler kullanıyor, o şekilde bir şeye giriyorsunuz. Bunu ben de bizzat yaşadım, yani o siber kampta bunu yaptık. O sisteme girmeye çalışıyorsunuz. O sisteme girdikten sonra o notu okuyan ilk kişi birinci oluyor. Bunlar yapılıyor. Dünyada da yapılıyor bu. Hatta Türkiye'den gidip dünyadaki yarışmalarda derece alan arkadaşlar da var. Şu an bizim birebir görüştüğümüz. Bunlar şu an burada mesela güvenlik şirketleri kurup güvenlik uzmanı olarak pentester deniyor bunlara. Pentester sistemlere girenlerin nasıl girdiklerini şirketlere anlatan ve bu noktada şirketlere güvenlik çözümleri sunan şirketler olarak geçiyor. Bunu yapan arkadaşlar var. Dolayısıyla bunlar yapılıyor. Bizim ülkemizde de yapılması gerekiyor. Bu tür şeylere buradan bakabilirsiniz. Evet. Arkadaşlar, hukuk ayrı bir şey. Yani bizim yaptığımız soruşturma ayrı. Bizim amacımız her zaman suçluları yakalamaktır. Ama adliye ayrı bir şey. Ya o onların problemi. Yani evet, bu noktada yani hatalar yapılıyor, yapılmıyor değil. Ama ona söyleyebileceğim bir şey yok yani. Yani Türkiye'de adalet var mı yok mu? Bu herkes tarafından tartışılan bir kavram. Ben size bunun çok fazla örneğini söyleyebilirim. Çok fazla örnek, olumsuz örnek söyleyebilirim. Ama bunları söylemek bir çözüm değil. Aynı zamanda çok fazla olumlu örnek de var. Yani çok işini iyi, çok iyi yapan savcılar, hakimler var. Türkiye'de genel problem adaletin olup olmaması değil. Türkiye'de genel problem gençlerimizin ya da bizlerin kendini iyi yetiştirmemesi. Boş şeylerle çok fazla zaman kaybetmesi. Bugün adaletten yakınan bir insan oturup da ders çalışayım, hukuku bitireyim de doğru düzgün adam gibi savcı olayım demiyor. Sadece eleştiriyoruz. Bugün polisten şikayet eden birisi gidip de ya ben de şuralara gideyim okuyayım da ben şöyle polis olayım, ben iyi polis olayım demiyor. Sadece eleştiriyoruz. Jurnalci bir millet olduk yani. Sürekli eleştiriyoruz. Kahvelerde şurada burada siyaset konuşuyoruz. Siyaseti eleştiriyoruz. Eleştirerek hiçbir yere varamazsınız. Evet, Türkiye'de adalet var mıdır? Ben de bazen diyorum, Allah düşürmesin diyorum. Ama bir şey değil, çözüm değil yani. İşin neresinde olduğunuz, işin ucundan tutuyor musunuz, bu önemli. Sizler çok genç arkadaşlarsınız ve Türkiye genç nesil açısından çok avantajlı.
çok güzel bir genç nesilimiz var ama bu genç nesil kendini çok boş şeylerle zaman kaybettiriyor. Yani bu noktada bir şikayetiniz varsa bence en iyi çözüm oturup üniversiteye hazırlanıp hukuku kazanıp iyi bir hakim olmanız. Ben sana desem ki evet Türkiye'de adalet yok. Bu neyi değiştirir? Hiçbir değiştirmez. Evet. Depolanıyorum derken? Evet. Tabii saklanıyor. Yani her şeyin bir sunucusu var. O sunucuda hizmet alıyorsunuz. Başka? Evet, herhalde bitti. Umarım faydalı olmuştur. Teşekkür ediyorum beni dinlediğiniz için. Evet. Var mı başka? Tamam. Çok teşekkürler. Sağ olun.